Ünlü fenomen Caner Çalışır neden vefat etti? Peki ya Survivor Cemalcan, en yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın vefatını nasıl karşılayacak? Acun bu haberi Cemal'e verecek mi? Ablan star bebeğim diyerek ününe ün katan Caner Çalışır 31 yaşında hayatını kaybetti. DJ ve Benimle Söyle programında jüri üyeliği yapan sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayata gözlerini yumdu. Acı haberi yakın arkadaşı Hakan Kakız ve İrem Derici verdi. Acı haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı. Survivor 2020'de mavi takımda mücadele eden Cemalcan, canseven arkadaşı Caner Çalışır'ın vefatını hissetti. "Sünnetimden beri boynumdaydı," demişti. Caner, sen bir Beverly Hills kızı mısın? Evet, Beverly Hills. Ya sen Beverly Hills. Beverly Hills. Kerimcan Durmaz yakın arkadaşı olan Caner Çalışır'ın cenaze töreninde mezarlıkta elleriyle yüzünü kapatarak dakikalarca gözyaşı döktü. Durmaz bir ara gözyaşlarını silerek arkadaşının mezarına su döküp dua etti. Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Caner Çalışır 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Radyo ve televizyon mezunu olan Caner Çalışır ilk olarak Vine üzerinde paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekti. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var, topla topla gene var" videosuyla ünlendi ve ünlüler dünyasına adım attı. Berna saçında kene var, topla topla gene var. Daha sonra ise "Ablan star bebeğim" cümlesiyle birlikte oldukça popüler oldu. Merhaba, ablan star bebeğim. Ayrıca "O Hayat Benim", "Kiraz Mevsimi" gibi dizilerde de rol aldı Caner Çalışır. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalıştı. Hatta Kanal D'de Seda Sayan'ın "Sabahların Sultanı" programında program asistanı olarak bile çalıştı. Caner Çalışır bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Böyle bir yağmur yok yani, yok. Ay resmen çarpılıyordum. Caner Çalışır bugün Arnavutköy Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi. Caner Çalışır 2016 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce bazı sağlık problemleri yaşamış, bir süre yoğun bakımda yatmıştı. Caner Çalışır'ın sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama, yoğun bakımda tedavisine devam edilen hastane tarafından şu şekilde yapılmıştı. Caner Çalışır'ın ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştır. Kalp yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinin izlenmesi üzerine hastamız yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastamızın durumunun düne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak hayat riski devam etmektedir denilmişti. Kerimcan Durmaz'ın hayatına dokunan Caner Çalışır oldu. İkisinin de serüveni ve her şeyi bir parti fikriyle başladı ve arka arkaya açıldı kapılar. Her tanınanın hayatında olduğu gibi işin içine para girince etrafında farklı insanlar çoğaldıkça bazen en iyi dostlarınla bile aran açılabiliyor klişesi maalesef bu ikili için gerçek oldu. Belki de küs gitti en sevdiği hayallerinin ortağı dostuna. Caner, sen bir Beverly Hills kızı mısın? Evet, tatlı bir Beverly Hills kızıyım. Kısa bir süre önce de Kerimcan ile arası bozulmuş, biraz kendi kabuğuna çekilmişti. Kerimcan Durmaz eskiden yedi içtiği ayrı gitmeyen ancak şimdilerde küs olduğu Caner Çalışır'ın vefat haberiyle yıkıldı. O bitler, bu bitler, ne bu bitler? Bu bitler diyorum. Arkadaşım daha geçti. O pis Fatma'yla mı buluşalım sen? Gel. Caner Çalışır 3 gün önce bir arkadaşına vefasızlıktan ve yalnızlıktan yakınmıştı. Survivor'da yarışan Cemalcan'ın dönmesini bekleyen Çalışır, "Cemalcan olsaydı yalnız bırakmazdı beni," demişti. Hatta Cemalcan için Survivor 2020 yarışmasında SMS desteği bile istemişti Caner Çalışır. Koptu mu? Bu ne dedi? Biliyorum. Gelmiştim. 15 senedir hiçbir şey olmadı. Bilmiyorum. O da kopmaz, anladın mı? Üzülüyor. Anlamlı bir şey. Çok değer, çok değer vardı üstünde. Survivor 2020'de yarışma esnasında boynundaki kolyesi kopan Cemalcan'ın yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölümünü hissettiği yönünde yorumlar yapıldı. Nedeni ise Cemalcan'ın sünnetinden bu yana boynundan hiç çıkarmadığı kolyesinin kopmasıydı. Cemalcan Survivor'da uğurlu kolyesi kopunca gözyaşlarına boğulmuş ve "sünnetimden beri boynumdaydı. Hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" diyerek ağlamıştı. Yaptılar galiba. Yaptılar da ben kopmadığımda değilim ki. 15 yıl hiç olmayayım, burada olmadığımdayım. Çok yorgunum, vallahi çok. O da bir sürü şey bağlamıştım ben ve burada uzaktayım herkesle. Doğru, haklısın. Yakın arkadaşlarından Caner Çalışır sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
kolyesi kopan Cemalcan için bir kolyesi koptu. Bu kadar ağlanır mı diyenler acaba bugün ne düşünüyorlar diye bir soru aklımızdan geçmiyor değil. Çalışırım vefat haberinin Cemalcan'a verilip verilmeyeceği bilinmiyor ama Cemalcan öğrenecek mi? Survivor'da aileden bir görüşme talebi geldiği takdirde yarışmacılar aileleriyle görüşebiliyor. Ilıcalı sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mesin, hayatını kaybettiğini de yarışmaya devam ettiği süreçte ünlü oyuncuya vermemişti. Cemalcan'a yakın arkadaşlarından biri olan Caner Çalışır'ın vefat haberini yarışmada olması nedeniyle Survivor'ın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı'nın açıklamaması bekleniyor. Ailesinden bir talep gelmediği takdirde Caner Çalışır'ın vefat haberini alamayacak olan Cemalcan, yarışma sonrası maalesef kötü haberi öğrenecek.